gündü ama değil mi? Kabus gibi. Öyle. Marketteki o kadını çok iyi anlıyorum. Gerçekten. Onun yerine ben de olabilirdim. Ya yok be kızım, saçmalama. Ben bir an boş bulundum, öyle sandım. Yok yok, haklıydın. Son zamanlarda içimde o kadar büyük, kocaman bir öfke yumağı birikti ki. Yani bugün sabah mahkemede elimde bir silah olsa... Ya yok be kızım. Sen beni vuramazsın ki. Bilmiyorum işte. Bunu bilmiyorum. Gerçekten artık neyi yapabilirim, neyi yapamam ben de kestiremiyorum. Ve bu zıvanadan çıkmış halimi hiç sevmiyorum. Nasıl böyle öfkeli insanlar haline geldik biz? Sen de böyle değildin. Değildin Kudret. Böyle bir adam değildin. Senin de bu yeni halini hiç sevmiyorum. Vallahi ben de hiç sevmiyorum. Ne diyeyim ki? Biz de bırakalım artık böyle öfkeli insanlar olmayı, ha? Sarılayım sana. Sivilcelerini Photoshop'la kapatabiliriz ama kilolarını azaltamayız. 5 kilo daha vermezsen bikini çekimini almam seni ona göre. Gel, kapatmam lazım şimdi. Hadi bay bay. Sedef. Hayatım. Ay bu ne güzellik ya. Nasılsın? Ay şekerim, sen çok güzelleşmişsin, gençleşmişsin ya. Yeni kırışık örneğicim. Paris'ten getirtiyorum. Bu arada botoks da yaptırdım. Hiç belli oluyor mu? Yok, hiç belli değil. Sedef, neye karar verdim biliyor musun? Modelliğe geri dönmeye hayatım. Arayıp duruyordun ya beni. Hazırım. O 10 sene önceydi canım. Hani sen aşkı bulduğunu, bizim yozlaşmış ortamımıza girmek istemediğini söylemiştin. Ha, bu arada beyaz atlı prense ne oldu? Boşandık biz. Enteresan. Yani artık sen de bekarsın. Zeliş'cim, hatırladın mı? En son konuştuğumuzda benim bir kız kurusu olduğumu, köhne bir evde tek başıma öleceğimi ve cesedimi de kedilerimin yiyeceğini söylemiştin. Hı? Allah Allah. Hiç hatırlamıyorum Sedef. Şaka yapmıştın canım, çok komikti. Yani şimdi düşününce daha da komik geldi. Sedef'ciğim, bu şakaları bir yana bıraksak. Bak, her şey bir yana. Sen ve ben çok büyük işlere imza atabiliriz Sedef. Bak canım, senin zamanında yarışmaya giren ikinci, hatta üçüncü olan kızlar bile şu anda çok ünlüler. Keşke sen de o zaman zengin koca diye tutturmasaydın, şimdi bu halde olmazdın. Tatlım bak, ben tamamen tecrübesiz biri sayılmam. Hani bir iki reklam tecrübem var. Kameraya bakmayı bilirim, ışığı almayı bilirim. Ayrıca takdir edersin ki bambaşka bir havam var yani Sedef'cim benim de. Dur bakalım senin için ne yapabiliriz? Ah buldum. Şimdi sen dizlerinin üstüne çöküp benden af dilersen, eğer beni affedersen kulun kölen olurum Sedef'cim dersen, bana yalvarırsan belki senin için bir şeyler yapabilirim. Şşt, şaka mı yapıyorsun Sedef? Ciddi misin? Anlayamadım da ben. Tabii ki şaka hayatım. Geçmişte senin bana yaptığın şakaların intikamını aldım.
Ama çok şanslısın. Elimde tam sana göre bir işim var. Yalan. Yalan. Sedef, Sedef. Ay. Ay çok mutlu oldum şu an. Çok sağ ol tatlım ya. Merhabalar. Zeliş ben. Siz de Melisa olmalısınız. Bugün beraber çalışacağız. Heyecan var mı? Yani bu işte daha önceden bir tecrübeniz var mı yok mu bilmiyorum ama heyecan yapacak bir şey yok. Ben yönetmeni çok eskiden tanıyorum. Birlikte çalışma son derece kolay bir. Yani dediklerini harfiyen yerine getirdikten sonra zaten endişelenecek hiçbir şey yok. Yani bir şey olursa ben toparlarım zaten. 5 yıldır profesyonel modellik yapıyorum. Defalarca moda dergilerine kapak oldum. Ayrıca yönetmen sevgilim. Sen kapmışsın zaten işi. Kostümleriniz de geldi. Seçelim mi? Seçelim. Bakayım. Ay yavru ağzı benim rengim. Ay bayıldım buna. Bu renk beni deli açar. Bu Melis için. Anne kıyafetimiz burada. Anne mi? Evet. Anne ve kızı. Ah Melis'ciğim şimdi bu taraf kapıcı dairesi tamam mı? Sen şimdi oradan geliyorsun. Ve annen baban da arkandan geliyorlar. Ve buradan kurtulmak istiyorsun. Seni bu cehennemden kurtaracak olan beyaz atlı prensin de Baran. Baran bu taraftan geliyor. Siz birbirinize aşıksınız. Tam burada sarılıyorsunuz. Tamam mı tatlım, anlaşıldı mı? Tamam. Ya siz de işte anne babasısınız. Böyle arkada duruyorsunuz. Böyle şaşkın şaşkın tamam. Bir de şimdi siz kapıcı olduğunuz için sizi böyle biraz köylü gibi görüyor Melis. Siz de ona çok söz geçiremiyorsunuz. Lafınız da yok. Tamam. Hazır. Okey. Tamam. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Hazırız değil mi? Tamam. Tamam. Hadi arkadaşlar. Vedat. Vedat. Selam. Zeliş ben, tanıdın mı? Hani Sedef'in arkadaşı Ayvalık'tan. Ya şey, Zeytin TV tanıtım videosunu çekmiştik beraber. Ha, o iş, hatırladım. Tamam. Aslansın sen. Zaten ben de unutulacak bir kadın değilim de. bir sorun mu vardı? Ya aslına bakarsan var. Şöyle düşünüyorum ben, bu rolde fazla dikkat dağıtırım ben. Ne diyorsun? Şöyle ki, şimdi önde Melis'i görecekler. Arkada şu yaşlı adamı görecekler ve bana bakacaklar, kim bu kadın diyecekler yani. Annesin işte, gayet açık. Ya benim anneye benzer bir tarafım var mı Allah'ını seversen? Bak benim aklıma ne geldi? Ben içeri gideyim, kostümlerden bir tanesini giyeyim şöyle ve kapıdan içeri girip üniversiteden gelen çılgın ablayı oynayayım mesela, ne dersin? Şimdi bak, metni yeniden yazamayız. Annesin işte, tamam? Neden? Peki bir şey söyleyeceğim. Allah'ını seversen şu kostüme mi müdahale edelim? Bu nedir böyle ya? Bu saatten sonra kostüme de müdahale edemeyiz, tamam? Vedat. En azından tamam peki ama yani hiç olmazsa bana bir 5 dakika verebilir misin? Hani rolüme girmek için. İyi, tamam. Acele et, tamam. Beş dakika ara. Sizin o çekim olayları da zor değil mi? Aynen. Yani böyle bekle, 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 bekle falan. Bu kadar emeği. Zeliş, ne yapıyorsun sen? Hiç. Sohbet ediyoruz. Bana bak. Süperstar gibi davranamazsın. Rolün ne gerektiriyorsa onu giyineceksin, tamam mı?
Ben anne oynayacak kadar yaşlı bir kadın değilim ya. Etraf 18'lik çıtırlarla dolu. Eğer 10 sene önce evcilik oyunu için gitmeseydin... belki şimdi bir şansın olabilirdi. Sen biliyor musun kaç tane ajans benim peşimde dolanıp duruyor? Biliyorum canım. 0. Bana bak, senin evcilik oyunun bitti diye sana star karşılaması yapmayacağız herhalde. Hem sen rahat rahat evde kurum kurum kurulurken biz bu yollarda gecemizi gündüzümüzü harcadık. Şimdi ya doğru dürüst kostümünü giyip bu diziye devam edersin ya da sen bilirsin. Baran, al götür beni. Bu cehennemde bu insanlarla yaşamak istemiyorum artık. Stop, stop. Bravo, bravo, bravo. Harikaydın Melis'ciğim. İyi, gerçekten çok güzeldi. Bir sonraki sahnede yakın plan alacağım seni, tamam mı? Ha, bu arada isim neydi? Neyse, biz anne diyelim. Bir sonraki sahnede biraz daha geride durun. Olur mu? Anne. Okey? Hadi bakalım. Tamam, hazırız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.